Profesör Doktor Haşim Üstünsoy konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ya bugün böyle karizmatik cerrah arkadaşlarımızı, cerrah abilerimizi, hocalarımızı ağırlayınca ben çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür yani ederim. Yani hep dediğinde seslendirme sanatçılığı falan var mı diye bir soruyorsunuz. Melih Bey'li bir önceki arkadaşımla bazen dönem dönem işsiz kaldığımızda yapıyoruz. Evet, ama kalp damar cerrahisinde bence bu memlekette iş bitmez gibi geliyor hocam. Ne dersiniz? Bizim alanlarımıza biraz daha uzak kalırsın. Bazen dönem dönem profesyonellik gerektirebiliyor. Teşekkür ederim iltifatlarınız için. Sağ olun. Ama çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Kalp cerrahisinde hep böyle boydan boya yarma, açma falan gibi şeyler konuşuyorlar. Onu övünüyorlar ama biliyorsunuz hocam. Beni böyle boydan boya yardılar, böyle kalbimi açtılar, böyle çıkardılar diye. Ama artık robotlar. O yok galiba değil mi? Yavaş yavaş bırakacağız herhalde. Teknoloji de, bizlerin tecrübesi de onu gösteriyor. Ama yani 2050'lerde mi olur? 2030'ları birazcık tahmin edebiliyoruz. Hı hı. Neler olabileceğini. Ama tamamen açmamayı şu anda süreci pek tahmin edemiyoruz. Ama dediğiniz gibi bazen hastalar, bazen bizler şöyle açtık, böyle açtık, onu önç konusu haline getirdiğimiz olmuştur. Peki robot burada nerede devreye giriyor? Robotik cerrahi daha doğrusu. Robotik cerrahi aslında sizin de kendi alanınızda, aslında sizlerin geçmişte küçük beyin cerrahların burhollerle başlattığınız bir girişim var. Küçük cerrahi, büyük beyin cerrahları. Büyük beyin cerrahlarının küçük deliklerden yaptığı büyük tedaviler diye tanımlayayım bence bunu. 1990'ların başında başlayan küçük kesilerle daha az ağır, daha az travma, daha az kanama, daha az enfeksiyon ve her şeyden önemlisi çok daha erken hayata dönebilme, yaşama dönebilme kaygısıyla küçük kesilerle ameliyatlar. Robotik cerrahi böyle küçük kesilerden bir takım teknolojik vasıtalardan. Bu buraya geliyor. 1997'lerde başlangıç robot. O da birazcık uzaktan insanları ameliyat etmeydi. Astronotlar, askerler. O kaygıyla geliştirmiş bir teknoloji. Biraz önceki sayıladığım kaygılarla ikisi birleşince küçük kesiler, küçük delikleri, küçük deliklerden de robot kolları insan hatasını en aza indirgeme. Şimdi bu konuyu bir açıklığa kavuşturalım. Çünkü robotik cerrahi deyince robotların yaptığı ameliyatlar akla geliyordu olabilir belki bir bazılarınızda. Haşim hocam da nasıl güven veren bir doktor. Hocam robota emanet etmeyin, beni siz ameliyat edin diye hastanız var mı? Elbette onlar da var. Onun riski ne, sizin riskiniz ne diye soranlar da var. Ama hala insan kontrolü. Tabii, yani bunlar geçmiş yıllarda tartıştığımız bu sibernetik tartışmaları gibi konular hala devam ediyor ama robotu bizler kontrol ediyoruz. Hangi ameliyatlarda biz robot kullanıyoruz? Henüz sınırlı sayıda, özellikle kalp cerrahisinde. Belki birkaç klinik daha genişletmiş durumda alanlarını ama kalp cerrahisinde özellikle mitral kapak üzerine konuşlanmış durumda işlemler. Ama tekli, ikili, bazen üçlü çok nadir de olsa bypasslar. Ve triküspit kapak, birkaç tane konjenital kalp ameliyatı, ASD gibi ve yine birkaç tane miksoma başlıkta olmak üzere kalp tümörü robotta yapılabiliyor şu anda. Kalbin ön yüzünü düşünerek böyle hayal ettiğimizde ulaşabildiğimiz alanlar orası. Yani ama bunlar şimdi, şimdilik kaydıyla. Ben bir doktor cerrah olarak anladım ama Hilal'cim ASD, VSD onları bilmediğin için söylüyorum. Yani biz genel anlamda bypass ameliyatlarını yapabiliyoruz robotla. İkili, kapak tekli, mitral kapak ameliyatlarını yapabiliyoruz. Ağır kapak ameliyatlarını robotla değil ama küçük kesiyle yapabiliyoruz hala. Belki onu da yapacağız gelecekte. ASD, VSD dediğimizde küçük delikler kalpte bunlar. Onları kapatmak amaçlı robotu. Kalbi delikmiş falan diyor. Evet. Onları robotla yapabiliyoruz. Evet. Ya da kapak üfürüyormuş falan diye duyuyor evet. Hocam. O mitral onları kapak özellikle üzerinde romatizmal olabiliyor, doğuştan olabiliyor, onları yapabiliyoruz. Şimdi hocam şunu merak ediyorum. Biz robotik cerrahi kalp ameliyatlarında kullanıyoruz dedik. Ama önemi nedir? Yani daha mı çabuk iyileşiyor hasta, daha mı kullanışlı? Eski teknoloji mi kaldı diğer tamamen açılan ameliyatlar? Daha kullanışlı, daha az ağrılı, daha küçük kesiler, daha kozmetik. İlk anda ekonomik olarak düşünürseniz belki rentable değil. Ama kişinin çok daha erken yaşama dönüşü ve iş gücünün kaybını düşündüğünüzde daha rentable. Belki daha pahalı gibi gözükebiliyor ama erken iş gücü kaybını ortadan kaldırdığınız için daha rentable. Yani hem sağlık açısından hem ekonomi açısından çok daha rentable robotik cerrahi ve küçük kesiler şu anda. Ve her şeyden önemlisi robotik cerrahide kan ürünleri kullanımımız çok az.
kanama çok daha az. Enfeksiyon oranları çok daha düşük. Evet. Yani komplikasyonların risklerini de azaltıyorsunuz. Oldukça mesafe kat etmiş durumdasınız. Gelecek, bilmiyorum beraber hasta göreceğiz. Hasta açısından iyi değil hocam. Neden biliyor musunuz? Kalp ameliyatı geçiren hasta öyle o kadar nazlanacaktı. Ben ameliyat oldum, ameliyat oldum. Ah bak buradan buraya yarıldı diye böyle naz yapacaktı. Ama robotik cerrahiyle sonuçta daha kozmetik dediniz. Oradaki yarık da o kadar görünmeyecek. Daha küçük delik dediniz sonuçta. Hemen hemen yarık yok. 4 tane küçük delik, 4 tane kol ve nasıl onlar da maalesef gözükmüyor. Ben şeyi hatırlıyorum. Artık. Yani basında biz bir ara tabii ki farkındalığı da arttırmak için tüm sağlık programlarında işte kalp damar sağlığınızla alakalı program yaptığımızda kalp şeklinde minderler dağıttık göğsüne yapıştırarak insanlar gezdiler. Ama asıl onu ameliyat olmuş kişiler hep yapıyorlar. Çünkü açık ameliyatta boydan boya yarılma dediğimde o sternum yani imal evet. tahtasının ağrısı inanılmaz. Yani bunu ben bisiklet kullandığım için bir gidona çarptım anladım. Yani sadece çarpmayla anladım. Aylarca onun ağrısını çektim. Bu ortadan kalktı. Tamam. Değil mi? Tamam. Hemen hemen şey hiç yani. Ağrısız. Hemen taburculuk mesela öbürlerinde bir hafta 10 gün yoğun bakım artı şey süreci vardı hastane süreci. Bu kaç ayındı? Ortalama 4 gün. 4 tüm dünya ve Türkiye ortalama 4 gün. Süper. İşte yine nazlanamayacak hasta 4 günde taburcu olmuş. Sekonder kazancı çok önemsiyoruz değil mi? Evet robotik cerrahi bu sekonder kazancımızı biraz azaltmıştı. Hatta şey derler ya hocam adam kalp ameliyatı oldu huy değiştirdi derler. Burada da huy değiştirme oluyor mu robotik cerrahiden sonra? Robotik cerrahinin huy değiştirmeye etki eden kalp cerrahisinin kullandığımız cihazı henüz daha ortadan kaldıramadık. Kalp akciğer makinesini robotik cerrahide de kullanıyoruz. Yani, pompa kaldı yani. Pompa devam ediyor ve o... Evet, huy değişikliklerine neden olabiliyor. Orada biraz var. Tamam, yine huy değiştirebiliyorsunuz. Onda şimdi, sıkıntı yok. Ben hep şeyi merak ediyorum Ayşe Hocam. Yani biz yine de robotu kullanırken mikroskobun veya robotun hemen başında yakınız. Yani sanki bir şey olacak da müdahale edeceğiz diye ama sizler bayağı bir hastadan uzak oturup robot bir joystickle idare edebiliyorsunuz. Evet. Bunu ürologlar yapıyor. Genel cerrahlar kullanıyor. Başka hangi branşlar? Kadın doğumcular oldukça yaygın kullanıyor. Ortopedistler de başladı gerçi. Ortopedistler küçük küçük başladılar. Evet. Bizler yaklaşık 97'den beri başladık. Türkiye'de oldukça eski. 2004'ler. 2004'ler başlangıç tarihi ve Türkiye'deki ameliyat sayısı 1000'e ulaşmış durumda. Yine de robotik hasta diyordur hocam. Cerrahisi. Haşim hocam siz çok başımdan ayrılmayın ben baygınken diyorlardır. Ama tabii artık robotlar sizin evet. elleriniz gibi olmuştur değil mi? Evet, robotlarda ilginç olan şey, bu zamana kadar elinizle hissettiğinizi gözünüzle hissederek yapıyorsunuz. Göz sensibilitesinizi artırmak durumundasınız. Tabii. O dokuya zarar vermeme adına. Tek fark bu ama evet, robota bırakmayın beni sözünü bayağı duyuyoruz. Duyuyorsunuzdur değil mi? Evet. Biz şimdi, ben hep şunu düşünüyorum. Tabii ben 4 boyutlu çalışan bir insanım. Mikroskopta da 3 boyut. Ama şimdi birden 2 boyuta düşüyorsunuz. Zorlanmıyor muyuz? Yani o eğitim süreci nasıl? Ben onu çok merak ediyorum. Eğitim aslında bu minimal invaziv dediğimiz, küçük kesilerle yaptığımız, uzaktan çubuklarla yemek yeme yöntemi de diyordum evet. ben ona. Onlarla belirli bir alışkanlık sağladık. Ya da laparoskopik cerrahiydi. Bizler de torakoskopik cerrahiydi. Ona bir tür alışkanlıklar sağladık. Ve o alışkanlık, özellikle o alışkanlığı takip eden cerrahi bölümlerde ve bazı cerrah arkadaşlar da bu geçiş daha kolay sağlandı. Ve eğitimi daha kısa sürdü. Daha kısa sürdü. Ve endoskopik cerrahiden, laparoskopik cerrahiden daha kolay geliyor. Eğer çalışma bölümünü hızlı tamamlarsanız, iki boyutlu görüntüyle sanki dört boyutluymuş gibi çalışabiliyorsunuz. Çok şunu merak ediyorum hocam, ne zamandır robotik cerrahiyi kullanarak operasyon yapıyorsunuz? Ondan önce minimal invazifle beraber yaklaşık 7 yıldır. Çünkü şu yüzden sordum. Acaba ileride açık kalp ameliyatları tarihe mi karışacak? Tamamen robotik cerrahi, o minimal invazif dediğimiz konulara mı döneceğiz? Ne biraz dersiniz? Önce sözümün başında söylediğim gibi 2030'lar belki onun ön hazırlıkları var. 4 delikten bahsetmiştim. Tek delik. Yani... Tek delikten. Kollar, enstrümanlar o kadar küçültülüyor ki şu anda tek delikten 3 kol, 4 kolu ilerleterek ve o kollarla 6 eklem, 4 eklem değil 360 derece hareket edebilerek ameliyatı yapabileceğiz.
Süper. Bu 2020'lerin sonları, 2030'ların başları küçük bir delikten kalp ameliyatı. Yani peki, diğerleri evet, fareye karışabilir. Karışabilir. Muhteşem bir sonuç. Bir de son olarak ben sizden koruyucu hekimlik adına tavsiyelerde bulunmak diyorum. Çünkü biz buradan Günaydın Doktor izleyicilerine hep diyoruz ki işte beyin cerrahisi şu bu, herkes tıptaki yeniliği anlatıyor ama bu raddeye gelmemek için neler yapmamız, kalp sağlığımızı korumamız için neler yapmamız gerekir? Değiştiremeyeceğimiz tek yer coğrafyamız. Coğrafyamız ve beslenme yöntemimiz, ırkımız. Bunlardan değiştiremeyeceğimiz olarak bahsettiğimizde doğal yaşamak, doğal beslenmek, doğallıktan diğer programlarınızda bahsedeceksiniz zaten, bahsediyorsunuz. Evet, doğal yaşayıp doğal beslenlerle, besinlerle beslendiğimizde ve bir takım hastalık faktörlerinden, stres ve diğer zararlı faktörlerden uzak durduğumuzda kalp hastalıklarında en azından hızlarını yavaşlatabiliriz. Belki yok edemeyebiliriz ama oluşma sürelerini biraz daha erteleyebiliriz. Hırsi midir hocam kalp rahatsızlığı? Tamammış hocam. Anne de, baba da, teyze de bir şeyler varsa biz sizi, kapınızı kaç yaşından itibaren çalmamız lazım. Kontroller için en azından. Neredeyse kalp hastalıklarının büyük bir çoğunluğu genetik. Evet, hırsi. Ailemizden alıyoruz. Bu romatizmal kalp hastalıkları, romatizmal kapak hastalıkları dışındaki diğer hastalıklarımız genlerimizle alıyoruz. Ve genlerimizdeki baskınlığına bağlı ve hayatta karşılaştığımız yan etkenler. İşte şeker hastalıkları, yüksek tansiyonlar, sigara kullanımı ve yaşam şekilleri bunu hızlandırıyor veya yavaş oluşmasını sağlıyor. Ve genetik baskınlığımız çok daha yüksekse çok daha erken hasta olabiliyoruz. Bunlar 20'li yaşlara, 30'lu yaşlara inebiliyor. Öyle 1'li yaşlardan sonra ihtiyaçtan çok yavaş 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 daha küçük yaşlara modern toplumda inmiş durumda. 30'lu yaşlar, 20'li yaşlar gibi. İzlenmesi gerekir sonuçta genetik yatkınlığı olanlar değil mi? Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ederim. Çok güzel bilgiler aldık. Bence artık robotlar hayatımızın içinde diyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, cerrahların tecrübeli elleriyle birlikte robotlar. Evet. Profesör Doktor Haşim Ulu Üstünsoy, çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, Günaydın Doktor böyle güzel bilgiler vermeye devam ediyor.